Soru var. Ben anlamadım. Siz mutlaka anlayacaksınız. Ev hanımlarına yönelik bir prim ödeme ihtimali var mı? 2007'de evlendik. Rica etsem sorabilir misiniz? İkramiye mi eşimin sigorta primini ödemek için kullanmak istiyorum? Yok. Ödese de zaten 2007 girişi olduğu için EYT'li değil. Vatandaşın boşuna maliyete katlanmış, borçlanmış olacak. Şimdi ikinci aşamada temel şey işte emekli maaşı ne olacak? Emekli oldunuz da. Ya benim başka korkum ne biliyor musunuz? 1991 Çıraklık Eğitim Merkezi'nde 3 yıl eğitim gördüm. 94'te mezun oldum. Aynı zamanda çalışıyordum. Yurt dışı borçlanmasını da ödedim. Almanya'dan yazıyor. Ben emekli olabilir miyim diyor. Staj başlangıcı olduğu için ilk başlangıcı olamıyor işte. Onu bahsettik. Yani stajyerler de aslında kendine bir kimlik veriliyor. Sigorta sicil numarası veriliyor. Artık sen sigortalısın. Sigorta sistemine dahilsin deniyor. Ya ama işte bu sorunun çözülmesi lazım. Çözülmesi lazım. Yani dediğiniz emeklilik doğru. Primi yatırılmadığı için emekli olamıyor şu an. Borçlanarak olması lazım. Ya, evet, borçlanarak olması lazım. Ahmet Bey'im, en büyük endişem ne biliyor musunuz? Askeri ücrette bile artış olduğunda her şeye zam yapanlar, şimdi emekli olacakların araba almak, ev almak gibi istekleri olduğunda neler yükseltecekler çok merak ediyorum. Yani şimdi görün ev fiyatları nasıl yükseleceğini. İlk yapacaklara... Ama o primler artık ev alacak şeyde sayılır. Yok yok, hayır hayır. İnsan en azından onu bir şey yapar. 300-400 hani, bin lira. Hayır, altlık yapar, üzerine bir şey koyuyor, borçlanır filan. Araba için olabilir de ev için. Ya bilmiyorum yani, inşallah talebi burada insanlar şey yapmazlar yani. Evet. Peki 12 yaşında iş kazası geçirmem sebebiyle sürekli iş görmezlik maaşı alıyorum. Yani 12 yaşında nasıl oluyor çocukken bu? Çocukken o. Çocuk işçi. Daha sonrasında başvurup... Sigorta girişim 12 yaşında yapıldı. Tam emekli olabilmem için 12 yaşında yapılan sigorta girişim 25 yıllık çalışma sürem için başlangıç kabul edildi. Şu bile olabiliyor mesela. Oyuncu olabiliyor, çocuk olabiliyor, ha, tiyatro evet. Oyuncusu olabiliyor. Ya, 6 yaşında bile yapılan var bildiğim soruyu kadarıyla. Soruyu anlayabildik mi? 18 yaşından önceki yatırılan primler geçerli. Yani biz 5000 prim müsesi diyoruz ya. 18 yaşından önce daha yatırılsa o primler geçerli. Ama sigorta süresinin geçilmesi lazım. Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl. O 18 yaşından sonraki süreleri kapsıyor. Eğer o varsa yapabilir ama az önce bahsettiğimiz kısmı emeklilik gibi. Engelden dolayı bir zaruret hali varsa, artık çalışamıyorsa devletimiz bir hak tanımış. Engelli raporu alıyor, kendisine sevk aldırıyor devlet hastanesine. Bir SGK bilim müdürlüğüne gidecek, bir sevk aldıracak. Devlet hastanesine engelliliğini kanıtlar bir rapor alacak ve onunla beraber de emekli olabiliyor. Emekli çalıştıran işverene teşvik primi bütün emekliler için mi geçerli yoksa sadece EYT için mi geçerli? Evet, bu eğer bütün emeklilere ait olmazsa anayasa eşitlik ilkesine aykırı olur. Evet. Sadece EYT'liye getirilemez. Evet. Şu an itibariyle sadece EYT'liye getirilecekmiş gibi bir açıklama var ama kanun detayını bilmediğimiz için tam yorum yani yapamıyoruz. Bütün emeklilere olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Yoksa adaletsizlik. Adaletsizlik olur. Sorun da o zaten. Evet. Sorun da o zaten. Ne, nasıl bir sorun bu Gaffar Bey? Şöyle, yani şimdi emekli oldunuz ve çalışmak istiyorsunuz. Ya da işveren emekli olmuş olan personelinin çalışmasına devam etmesini istiyor. Şimdi bu durumda işverene maliyet daha fazla olunca işveren mecburen o kişiden vazgeçiyor. Daha ucuz maliyetli genç birini alıyor. Şimdi eskiden Türkiye'de bu özellikle devlet bunu yapmış. Şunun için yapmış. İstihdam yaratamıyormuş devlet. Tabii. İstihdam yaratamadığı için insanlar bir an önce emekli olsun çıksın. Özendirmeyelim, gençleri şey yapalım, ekmek sahibi yapalım, işte evlenecekler. Ama artık bu mantalitenin... Ama şimdi lazım. Cumhurbaşkanı dedi ya, 1 milyon kişi diyor her yıl sistem yaratıyoruz diyor. Şimdi böyle olunca artık sizin çalışana ihtiyacınız var. Yaşı büyük olan çalışana ihtiyacınız var. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim, bir başka problem. Çok dillendirilmiyor ama şimdi Sayın Vedat Bilgin benim gördüğüm kadarıyla yani Cumhuriyet tarihinde en işçi dostu çalışma bakanlarından biri. Şimdi hani bizi de belki dinliyordur şu anda. Bir konu da yaş ayrımcılığı konusu Türkiye'de. Yani Türkiye'de özellikle 50 yaş üstü olan insanlar fiziksel işlerde iş bulmakta çok zorlanıyorlar. Tıpkı engellilerde, hükümlülerde olduğu gibi yüksek yaşlarla ilgili de biz iş yerlerine kota getirilmesini istiyoruz. Yani vatandaşın böyle bir talebi var. Yani 100 kişi mi çalıştırıyorsunuz? Bunun 3 tanesini, 2 tanesini, 5 tanesini 50 yaş üstü, bazılarının 60 yaş üstü insanlardan istihdam etmelisiniz gibi bir beklenti de var emekçilerde aynı zamanda. 1997 12. ay girişliyim. 3600 günüm var. 3600'den emekli olabilir miyim? İleri yaştaysa emekli olabilir. İleri yaşta değilse 5000 prim müsesini doldurması gerekiyor. 1400 prim müsesi eksik. Peki şimdi yani olamıyor öyle mi? Olamıyor şu anda.
olumsuz cevap verdiğiniz zaman çok sinirleniyorum ya. Size. Öyle mi? Hayır, bütün olay sanki onun... Ya zaten... Ya sizin yüzünüzden, eğer sizin yüzünüzden. Yaş şartı getirilsin, sokakta yürüyemeyecek hale gelecek. Muhammed Bey, ver şunları yani. Estağfurullah. Ama Google gibi maşallah. Çok, çok, evet. Ben 10 sene verdiğim fetişliği yaptım. Daha sonra estağfurullah, biz... yeminim halimi çağırdım şu anda. Evet, ne güzel. Sigortada evet, bizim bir alanımız aslında. Muhammed Bey, bizim hani... şey, takılmak için söylüyoruz yani. Peki, tabii. Abi, bize gelen öyle bir evet. Yok, bir böyle mu? Takılıyormuş gibi yapıyor, sonra Yunanistan'da görüyoruz kendimizi. Yani o yüzden sen de EYT'lilerin şeyinde gözükürsün. Yani. Şimdi Cumhurbaşkanı gelir misin? Tabii. Böyle? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bir bakalım beraber. Sizinle. Ben de alayım isterseniz. Tek tek konuşalım bir. Şimdi yaş sınırı uygulanmayacak diyor. Bu herkesin beklediği haberdi son zamanlarda. Çünkü yaş sınırının uygulanacağına dair böyle bir gidip gelmeler oldu. O yüzden bu önemli. 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşıyor diyor Cumhurbaşkanı. Fakat o rakam nasıl yükseliyordu onu bir daha bize anlatabilir misiniz? Tabii. Ahmet Bey, biz hep en baştan beri 3 tane şartı konuştuk. Sigortalık başlangıcı 8.59 tarihi öncesi olmalı. Kadınlar 20 yıllık sigortalık süresi, erkekler 25 yıl sigortalık süresini doldurmalı. Ve 5.000 primli sayısı olmalı dedik. Ve yaş şartı bunlardan biriydi. Çünkü 9.59 tarihinde o yasa geldiğinde kademeli bir yaş artışı oldu. Asıl sorun yaş artışıydı. Ama biz görüşmelerimizde, konuşmalarımızda, çalışma grubunda faydalı olması açısından ekranlara bunu tartıştık. Aslında bir nevi kamuoyu oluşturduk. Ve burada yaş şartının getirilmesi son dakika. Çünkü Sayın Çalışan Bakanı bütçe görüşmesinde şunu açıkladı. Yaş şartı ortadan kaldırılırsa dedi, bu tarih itibariyle 1.6 milyon kişi var dedi. Bir kulis haber olarak bu yaş şartı ortaya atıldı. Bir televizyon kanalı tarafından. Kadınlar 48, erkekler 50 yaş. Ve kamuoyu tartışmaya başladı bunu. Yani yaş şartı olursa ne olur? Ne olur konuştuktan sonra... bu muhtemelen artık kapsam dışına çıktı ama en baştan beri yaş şartı seçenekler içerisindeydi ve maliyet olarak tartışılıyordu. Ve bununla beraber de... Bu olmayacak şimdi. Yani bu yaş sınırı kesinlikle yok artık. Gündem dışı. Peki 2 milyon 250 bin nasıl olacak da 5 milyona ya da 5 milyon küsüre çıkacak? Şu an itibariyle kadınlarda 20 yıl sigortalık süresi, erkekler 25 yıl sigortalık süresi ve 5.000 prim süresi dolduranın tamamı 2 milyon 250 bin kişi. Şu an, şu bugün an, itibariyle. Bugün itibariyle. Bugün Çalışma Bakanlığı'nın çalışmasıyla beraber, çünkü hizmet bileşmeniz daha hala yapılıyor. Ama her geçen gün bu sayı artacak, öyle mi? Sayın Cumhurbaşkanı belirtmiş olduğu üzere her yıl 1 milyon kişi buna adapte olacak bu sisteme. Primin eksikse primini dolduran, sigortalık süresi eksikse sigortalık süresini dolduran kişiler ya da borçlanma imkanı varsa borçlanan kişiler burada borçlanıp emekli olacak. Peki kaça bu? Kaç? 5,5 milyon kişi ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,5 milyon. Bu 5,5 milyon sigortalıyı, ailesini saymıyoruz tabii yani. Etki alanını saymıyoruz. O ayrı tabii. Yaş şartı olmadan emekli imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli. Bu ne demek? Pek tabii. Burada 4.347 sayılı yasa gelmekle beraber 7.000 prim müsteşarından çıkartıldı. Bağkur'a 7.200 kadınlar, erkekler 9.000 prim müsteşarından emekli olacak dendi. EYT'li vatandaşlarımıza da 5.975 gün prim müsteşarı getirilerek yaş şartı getirildi. Şu an itibariyle herkes, SSK'lı, Bağkur, emekli sandığı olan herkes 5.000 prim müsteşarını doldurduysa, kadınlar 20 yıl sigorta, erkekler 25 yıl sigorta süresi dolduysa emekli. Yani SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı yapmayacağız kesinlikle diyor. Yani bu bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Bu yani çünkü 8.59 tarihi itibariyle hangi haklar varsa bu yasa onun tamamen geri verilmesi. Geri. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Bu ne demek? Sosyal güvenlik destekten primi ödeniyor demekte olanlar için. Burada herhangi bir indirim yoktu. Normal çalışma hayatında olanlar, emekli olmayanlar için 5 puanlık erken ödeme indirimi vardı. Ama siz emekli çalıştırıyorsanız, yani emekliyi artık ileri yaştakiler emekli edin, yeni İslam'a yol açını istediği için kanunda sosyal güvenlik destekten priminde herhangi bir indirim söz konusu değildi. Az önce Gaffar Bey'in belirtmiş olduğu gibi. Yani o çok güzeldi. 5 puanlık indirim sadece EYT'leri, bütün emeklileri olmalı çünkü Anayasa Mahkemesi'nden döner. Bir de hani Gaffar Bey diyor ya, istihdam alanı eskiden olduğu gibi daralmıyor, genişlediği evet, için tabii. Çalışana ihtiyaç var. Yanlış mı ifade ediyor? Tabii. Doğru. Aynen öyle. İhtiyacımız evet. Var artık. İhtiyacımız var. Bu kadar mı Onur? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tweet atmış, ona bakalım.
Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun. Ailelerle birlikte kaç kişi ilgilenir ya? Bu çok 20 milyon 250 bin vatandaşımıza hayırlı olsun. Ha, şunları okuyalım. Bir dakika. Güzel. Yaş sınırı uygulanmayacak. Bir. SSK Bağkur emekli sandığı ayrımı olmayacak. Yani çok özür dilerim. 5000 prim gün sayısı varsa emekli olacak. Ayrım kaldı. Bir daha söyleyeyim. 5000 prim gün sayısı varsa. 5000 prim gün sayısı varsa emekli olacaksın. Kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devreye alınacak. Bu ne demek? Evet. Bu şu demek. Aslında ben şöyle bir uygulamada bekledim ama sigorta sistemine aykırı bir düzenleme. İşverenlerimiz asgari ücretten dolayı bir maliyet içerisine girdi. Ve dış Avrupa kaynaklı resesyondan dolayı da işlerde bir arz azalması, talep azalması, arz azalması var. İşverenler bunu kolay ödeyebilsin kıdem tazminatını diye böyle bir destek var. Ha, bu işverene kıdem, destek. Evet, kıdem tazminatı şöyle hesaplanır. İşçinin son çalıştığı brüt ücret üzerine hesaplanır. Onun üzerine. Bu da giydirilmiş ücrettir. Yani net ücret artı yol, artı yemek, artı fazla mesaiyle beraber brüt ücret üzerine hesaplanır. Gelecek sene asgari ücretli için 10.008 lira yükseldiği için 10 yıl çalışması varsa 100 bin lira ödeyecek. Bunu KGV destekli kredi sağlanacak. Ama önemli avantajı bunun şu, işverenlerin kredi notu etkilenmeyecek. Yani kredi limitlerine oynama olmadan çok yapılacak. Yanım. Yani bu işverene destek. Sana bir yük geliyor, sana evet. Bir destek veriyoruz diyor. Artı KGV destekli kredileri kullanacaklar. Bu tutarlar emekli olan kişinin hesabına yatacak. İşverene değil. KGF ne demek? Kredi garanti fonu. Hazine destekli kredi garanti fonu. Galiba %75 oranında bu teminat uygulamaları uygulanacaktı. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanıyor. Bunu da konuşmuştuk zaten. Bu da önemli değil mi? 91 kişi ilgilendiren bir düzenleme taşeronların kadroya alınması. Bu daha önceden taşeronlu olup da kadroya alınmayan 4446 sayılı yasaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oradan geri kalan kişiler 91 kişi ya emekli olursa hemen yapacak, emekli olmazsa sözleşmeli personel kadroya alınması gibi bir geçiş dönemi. Sözleşmeli personelde 3 yıl artı 1 yıl var çünkü. 3 yıl artı 1 yıl. Onun gibi muhtemelen bir düzenleme olacak burada. Ha, o daha henüz hazırlanıyor dedi, diyor. Sözleşmeli personel daha yürürlüğe girmedi. Benim beklentim bu. Anladım. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki getiriliyor. Bu ne demek? O 5 puanlık indirim halihazırda çalışanlar için uygulanıyordu. Emekli olup da çalışmaya devam edenler için 5 puanlık indirim yoktu. O geldi. 5 puanlık indirim. Bu bekleniyor muydu? Bu beklenmiyordu. Sürpriz oldu. İyi bir şey mi bu? Olması gerekiyordu. İyi bir şey. İşverenin üzerindeki yükü azaltmak için. Ha, şu ikisi işveren. Biraz işvereni. Evet. Yani hatta şu. Bir, bu. Artı evet. Burada KGF ve sonuncusu işverenle ilgili. İşverenle ilgili. Ama tabii şöyle yani KGF destekli kıdem tazminatı da işçiye ödenecek olan para. İşçinin evet. Hakkı. Ama işverenin mesuliyetinde olan bir para. Şimdi bir anda diyelim bir iş yerinde 20 kişi birden emekli oluyor hakkı geldiği için. Sıkışacak. Onun dışında devletin o kredi garanti fonu sistemi var. Arada Muhammed Bey söyledi o kısım çok önemli. Yani işverenler açısından özellikle orta ölçekli, küçük ölçekli işletmeler açısından önemli. Buradan kullanılan kredi o iş yerinin limitinden yani banka kredi limitlerinden düşmeyecek. Yani çünkü kredi limitlerini insanlar ne, o işverenler ne için kullanıyor? Ticaret yapmak için, evet. İmalat yapmak için, tabii. İhracat için. Bu orayı etkilemeyecek. Bu çok önemli bir şey ayrım. Evet. Orada da hani zannediyorum hani bir yük gelse bile 1-2 yıl içinde rahatlıkla işletme eski şeyine temposuna dönecek. Vallahi, yani Çalışma Bakanlığı üzerine gelen yükü hafifletmeye. Onu hafifletiyor. Vallahi, Çalışma Bakanlığı'nı tebrik etmek lazım. Yani neredeyse bütün boşlukları doldurarak gitmişler. Kesinlikle. Biraz gecikti gibi herkes kızdı ama her kişiyle konuşarak anladığım kadarıyla ortak için, noktayı bulmaya çalışmışlar. Kesinlikle. İşveren için gecikti. Çünkü bu sene emekli olsalardı kıdem tazminatı 154 daha az ödenecekti. İşveren için gecikti ama vatandaşlarımız için de yine gecikti diyebiliriz. Çünkü her vatandaşımız şu anda sabit darge ve sabit orta gelirinin 1 lira daha fazla cebine para koymaya ihtiyacı var. Ama zaten çünkü EYT çıksaydı bile kimse Aralık ayında emekli olmazdı. Ya, evet. Herkes ocağı beklerdi. Hiç kimse beklemez. Herkes o hesabı çok iyi biliyor. Herkes evet, beklerdi evet. Ama rasyonel planlama. Hakan Bey dedi ya çok rasyonel bir plan. Ama yani şeyi, rasyonel bütün, boşlukları, sıkıntı yaratacak konuları yapmışlar.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve bakan dahil olmak üzere tebrik etmek lazım. Ve Vedat çalışanlarını. Bilgini, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i, emeği geçenleri. Herkese öyle diyelim. Herkesi yani. Tebrik etmek lazım. Başta Sayın Bakan'dan beklentimiz çok ama. Çok emekçilerin hala çok beklentisi var. Evet. Belediye şirketlerinde çalışanlar. Bu arada EYT'lilere tebrik etmek lazım. Yani bu şey. Esas onları ben. Evet, onları kesinlikle. Tebrik esas lazım. Gerçekten ben de şahsım ona tebrik ediyorum. Esas onları. Bu arada Melik Yiğiter emekli oldu. Kendisi hep öyle diyordu. Ben EYT'liyim falan diyordu devamlı. Ben de EYT'liyim ama ben olmayacağım. Ben de hani Dursun Bey söyledi ya olmak zorunda değil diye. Ben de olmayı tercih etmeyenlerdi. Bizim gazetenin ben de olmayacağım. Haber toplantısında herkes EYT bekliyor. Ya diyorum hepiniz mi EYT'lisiniz? Evet EYT'li izliyorlar. Hayırlı olsun. Kılıçdaroğlu'nun tweetini de bir görelim. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Ha bu eski tweet'i değil mi? Ha tamam. Yani Kemal Bey evet güzel bir espri yapmış. Ben hani EYT dedim, EYT'yi çıkaracaklar doluyor şey diye şey yapmıştı. Güzel yani hoş bir espriyle ama hayırlı uğurlu olsun demiş. Evet. Ya Hakan Bey bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu övün ya hiç. Yo dedim ya bu çok isabetli ve doğru bir tweet. Yani bir eleştiri yok. Ben istedim yaptılar gibi bir yaklaşım yok. Var var biraz ben istedim ama onu da bir espriyle. Ya o da zeki yapmış. Ama zekice yapmış. Zeki hayırlı yani. Uğurlu olsun tebrik ediyorum. Şu demek. Tebrik ederim iyi çok bir zeki. Karar. Altta bir espri var altta. Bunu ikisini birden paylaşıyor. Yani. Ha. O da güzel bir espri. Onu yani. Koyar zekice o kadar bir espri. O kadar evet, harika. Ne siz, kötü mü dediniz? Yok tam tersine dedim ki. Böyle espri olmasına bayılıyorum. Yani ha, siyaset, tabii. Siyaset keşke böyle yapılsaydı. Üslup evet. Yani üslup önemli. Birbirlerine karşı göndermeler müthiş. Yani çok yani çok zekice bir tweet olmuş. Haftaya evet, herhalde olsun. Emekli maaşlarını tartışacağız. Yani bu birinci yok, adım tamam, ikinci adım. Zaten şu iki seyahat olmasaydı bayağı açıldı, iyi gidiyordu yani. Emeklilerde kendileri için. Amerika ile Almanya, İngiltere ediyorum. Ha, bir daha söyler misin? Anlamadım. Ya şu Amerika seyahatiyle İngiltere seyahati olmasaydı diyorum, iyi gidiyordu. Yani kampanyayı tabii iyi götürüyor. Nereden geçsin? İç siyaset mi tartışmaya başladık birden? Memnun mu EYT'liler size? EYT'liler memnunlar. Çok mesaj geliyor. Ben bu EYT'liler bir daha yaşa takılacak mı diye bir soruşturma yapmıştım Twitter'da. 1000'den fazla yanıt gelmişti. EYT'liler asla sınır olmasın diyordu. EYT'li olmayanlar da ya o yaşta emekli olunur mu diyordu. Ama tabii işin bir de adalet boyutu var. Yani devlet EYT'lilerin sesini duydu. Genel olarak memnunlar. Çok fazla teknik soru var. Yani bunların hepsini tek tek burada okuduğumuzda zaman da yetmez zannediyorum. Ama eminim pek çok uzman şu anda bu teknik sorulara yanıt vermek için bekliyordur zaten. Evet. Ama genel hali memnun. Tabii demin söylediğim... Şöyle yap, bir dakika. E-Devlet'te de sıkıntı var yüklenme nedeniyle. Hepsini konuşalım. Sizden yoracağız ama bir süre daha kalmanızı rica tabii. ediyorum. Reklamdan sonra biraz daha konuşalım EYT konusunu. Belki o soruları da tasnif etme şansımız belki olur. Belki oradan da birkaç soru çıkar. Zaten bizi evet. çalışan arkadaşlar bu EYT'ye sürükledi. Tamam vatandaştan da çok şey aldık, talep aldık ama evet. ben buraya geliyordum çıkana kadar tabii, her Hakan abi var. EYT ne olacak falan. Ya Dursun Bey dedi ya en başta EYT'liler mücadele ettiler. Evet. Seslerini evet. duyurdular. Demokrasinin hükümet de o sese kulak evet. verdi ve çıkarttı. Güzel. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet.